Çocuk Bahçesi. Başsız At 6. Bölüm. Yazan Paul Berna, radyoya uygulayan Musa Aydoğanoğlu, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işıl Poyraz, Fernan Tolga Gariboğlu, Marion Arzu Balkan, Bay Duen Aykut Sözeri, Bayan Duen Birol Uzunyayla, Rublo Erol Kardeseci, Sine Kaya Akarsu, Lami Serhat Nalbantoğlu, Peko Volkan Özgömeç. Küçük bir kasabanın kenar mahallesinde oturan çocukların tek eğlencesidir başsız at. Üstüne binip yokuş aşağı rüzgar gibi gitmenin zevkine doyum olmaz. Ama bir gün çocuklardan biri bir kaza yapar. Tamir edilmesi için başsız atı bahçeye bırakırlar. O kazadan sonra çocuklar henüz sebebini bilmedikleri garip olaylarla karşılaşırlar. Önce işportacı Rublo, ardından başka adamlar atı çalmaya yeltenirler ama başaramazlar. Çocuklar onlara engel olurlar. Marion köpekleri çağırır. Hırsızlar kaçmak zorunda kalırlar. Aynı adamlar bu kez atı satın almak isterler. Çocukların her birine en pahalı oyuncaklardan alacaklarını, ayrıca para da vereceklerini söylerler. Ama onlar sevgili atlarını hiçbir şeyle değişmeyi kabul etmezler. Fernan'ın babası Bay Duen atı tamir ettirir. Çocuklar yeniden binmeye başlarlar. Fakat bu sessizlik uzun sürmez. Aynı adamlar yine görünürler. Atı zorla almaya yeltenirler. Önceleri çocukların olayları abarttığını sanan Bay Duen sonunda müfettiş Sine'ye gider. Fakat Sine koskoca insanların oyuncak bir atı çalmak istemelerine bir anlam veremediğinden olayı ciddiye almaz. Ayrıca büyük bir soyguncu şebekesinin peşinde olduğundan buna ayıracak zamanı da yoktur. Bay Duen atı iyice inceler ama dikkat çekecek herhangi bir şey bulamaz. Bunun üzerine çocuklar yine oyunlarına devam ederler. Bütün tedbirlere rağmen başsız at bir gün çalınır. Çocuklar topluca müfettiş Sine'ye gidip olanları anlatırlar. Teşekkür ederim çocuklar. Şimdi doğru evinize gidin, güzelce uyuyun. Söz veriyorum size, en kısa sürede atınızı bulacağım. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Güle güle, güle güle. İşe bak, koskoca adamlar kamyonla bir oyuncak at çalıyorlar. Bence çocuklar tren soygunuyla ilgili büyük ipuçları verdiler bize. Sine, güldürme beni Allah aşkına. Verdikleri numara bugün çalınan kamyonun plaka numarası. Ya ama bunun tren soygunuyla ne ilgisi? Çocukların tarifleriyle kamyon sahibinin tarifi birbirine uyuyor. Orta yaşlı 4 kişi. Kasabalı değil. Yabancı adamlar bunlar. Ayrıca sözünü ettikleri atı da daha önce ben görmüştüm. Ne çıkar bundan? Malarda o atın sayesinde yakalamıştım. Nasıl yani Sine? Malar kaçarken bu ata çarpıp düşmeseydi onu yakalayamazdım. Tazı gibi koşuyordu. Şansımdan at imdadıma yetişti. Bir ara başını çevirip geriye bakınca sokağın köşesinde duvara dayalı atı göremedi. Kamyonun çalınması neyse de deminden beri koca adamlar o 5 para yetmez tahta parçasını ne diye çalsınlar diye düşünüp duruyorum. Malarla bunun bir ilgisi olabilir mi? Emin değilim, yanılıyor olabilirim. Ama bu işi safsaklamamalı. Küçük bir araştırma yapmakta yarar var. Komisere durumu anlatacak mısın? Şimdilik hayır. Önce emin olmalı. Efendim? Şimdi de babaları. Atı çalınan çocuğun babası sizi görmek istiyor. Peki Beko, hemen içeri al. Bu iş nereye varacak ben de merak etmeye başladım. Fernan, nerede kaldın oğlum? Baban da gelmedi daha, çok merak ettim. Hiç değilse bir haber vermeniz gerekirdi. Karakoldaydık anne. Karakolda mı? Evet, atımızı çaldılar. Bu ne? Bilmiyorum. Sanırım baban getirmiş. Kim çaldı atınızı? Yine o adamlar mı? Evet anne. Aa, bu bizim çalınan atın başı. Babam nerede bulmuş bunu? Ah, işte baban da geldi. Evet, olanları duydum oğlum. Ama üzülme. Biraz önce müfettiş Sine'ye uğradım. En kısa zamanda bulacağına dair söz verdi. Benden önce siz de oradaymışsınız.
Ama bunca gürültü çıkartmadan gelip bana haber vermeliydiniz. Baba ne yapabilirdik o sırada? Baban haklı oğlum, haklı. Herkes bize güler. Biliyorum sizin için çok değerliydi. Ama bir tahta parçası için müfettiş Sine'nin başını ağrıtmanız doğru değil. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Müfettiş Sine bu kez geçenki gibi davranmadı. Bir yığın soru sordu. Hele hurdacı Blaş'ın bana anlattıklarını ilgiyle dinledi. Sonra da kalkıp birlikte ona gittik. Bu kadarı da olmaz doğrusu. Zavallı çocukların oyuncaklarını çalmak da ne oluyor? Hani gazeteler yazsa inanası gelmez insanın. Nasıl böyle saçmalıklar yapabiliyorlar anlayamıyorum. O adamlar atı laf olsun diye çalmadılar anne. Onlar o kırık dökük oyuncağın değil, daha değerli bir şeyin peşindelerdi. İyi ama oğlum, daha önce kimse ne almaya ne de çalmaya yeltendi. Birkaç günde birdenbire altına dönüşmedi ya bu. Hem sen dün iyice bakmadın mı ona? Hı? Baktım baktım hanım. Ama ben öyle sanıyorum ki at henüz anlamını ne bizim ne de müfettiş Sine'nin bilmediği bir anahtar görevini görüyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle bu değişiklik son birkaç gün içerisinde oldu. Henüz attan bir haber çıkmadı değil mi? Hayır Marion. Okuldan çıktıktan sonra hemen eve gitmek çok zor geliyor bana. Eskiden... Eskiden atımız vardı. Çok zor ama onun yerini tutacak bir şeyler yapmamız gerek Fernan. Böyle giderse yakında arkadaş grubumuz dağılacak. Öteki mahallenin çocukları gıpta ederlerdi. Bizim gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı 10 çocuk hiçbir yerde yoktu. Evet ama ne yapabiliriz? 2 gündür ben de sıkıntıdan patlıyorum. Seninkiler geliyor Marion. Fernan, sana da bir köpek vereyim mi? Hiç değilse bir süre oyalar seni. Evde yalnızlık duymazsın. İyi olurdu ama annem izin vermez. Evde hayvan beslenmesine karşıdır. Sen de bahçede bir yer yaparsın. Hem iyi bir köpeğin oldu mu hiçbir hırsız eve girmeye cesaret edemez. Atımız çalınmadan önce olsa olurdu. Şimdi evde çalınacak bir şeyimiz yok ki. Haklısın. Bir atımız vardı. O da gitti nasıl olsa. Eve geldik. Ben buradan ayrılıyorum Marion. Sonra görüşürüz. Peki Fernan. Akşam canın sıkılırsa evden izin alıp bize gel. Tatavla Bonbon da gelecekler. Nerede kaldılar? Sanırım yağmura tutulmamaları için Nicole teyze bırakmadı onları. Geldiler. Geliyorum baba. Ben sizin biraz daha gecikeceğinizi sanıyorum. Yağmurda bu... Kimsiniz siz? Bay Rublev. Evet benim delikanlı. Ama korkma, sana bir kötülük yapacak değilim. Birazdan yağmur başlayacak. Evim uzak. Gizlenecek bir yer bulamadım. Beni içeri alırsan çok sevinirim. Hem sana bir sürprizim var. Seveceğim bir şey getirdim. Hayır istemiyorum. Hemen gidin buradan. Hadi delikanlı, bu yaptığın çok ayıp ama. Ne yapıyorsunuz? Çıkın dedim size. Kızma Fernan. Seninle dostça görüşmeye geldim. Çabuk çıkın diyorum size. Yoksa birazdan annemle babam gelecekler. O zaman size ne yapacağımı merak iyi bilirim. Merak etme. Uzun bir süre dönmezler daha. Nereden biliyorsunuz? Demek ki siz... Korkma Fernan. Yemin ederim sana bir kötülüğüm dokunmayacak. Söyledim ya, seninle dostça görüşmeye geldim. Senden korkmuyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Eğer at için geldiysen geç kaldın. Biliyorum, biliyorum. Dün çaldılar onu. Haklı olarak sizin de buna canınız sıkıldı değil mi? Ama ardından ah vah çekip üzülmenin bir yararı yok. Bak sana ne getirdim. Hiçbir şeyinizi istemiyorum sizin. Atı çalan hırsızlar mutlaka yakalanacak. Müfettiş Sine söz verdi bize. Müfettiş Sine mi? Evet, her şeyi anlattık ona. Hatta sizin yaptıklarınızı bile. Müfettiş Sine tanır beni. Dürüst bir insan olduğumu bilir. Bir yanlışlık olduğunu mutlaka anlamıştır. O adamların hiçbirini tanımam. Geldiler, rica ettiler bana. Ne yapayım? Ben iyiliksever bir insanım. Atımızı o adamlar çaldı ama. Söyledim ya. Böyle bir şey yapacaklarını bilseydim eğer. Belki siz de onlarla birlikteydiniz. Ben mi? Evet. Siz o adamları görmediniz mi? Ben var mıydım işlerinde? Bilmiyoruz. Kamyondan 2 kişi indi. Ötekiler önde oturuyorlardı. Ama kim olduklarını pek seçemedik. Gördün mü ya? Eğer ben de onların içinde olsaydım hemen tanırdınız beni.
Demek ki yokmuşum. Neyse, olan olmuş bir kere. Daha fazla üzülmeye gerek yok. Bak ne getirdim size. Bak, bak. Elektrikli tren. Ne güzel değil mi? Kötülerin yanında iyi insanlar da vardır. Pazarcılar dün olanları duymuşlar. Sizleri çok sevdikleri için aralarında para toplayıp bunu aldılar. Size getirmem için beni görevlendirdiler. Hadi al, hadi al. Nasıl çalıştığını göstereyim sana. Ben de arkadaşlarım da öyle çocuk oyuncaklarıyla oynamayacak kadar büyüğüz. Eğer tren istiyorsak eski istasyonda gerçek trenler var. Bak delikanlı. İstemiyorum. Çabuk çık buradan. Al götür oyuncağını, kendin oyna. Beni dinle delikanlı. Sana son kez söylüyorum. Çabuk çık buradan. Yoksa... O demir dene. At onu elinden. Hayır, atmayacağım. Eğer bir adım daha atarsan... Ne yapıyorsun? At onu diyorum. Dur, elinden. Kurcalım onları. At onu. İmdat. İmdat, dur, dur. Sus diyorum sana. Yardım edin. Sus. Siz misiniz anne? Aç kapıyı. Kimsiniz siz? Korkma delikanlı, ben müfettiş Sine'yim. Biraz önce sizin evden çıkan Rublo değil miydi? Evet. Niçin gelmiş, ne arıyormuş burada? Bize atın yerine bir elektrikli tren getirmiş. Ama asıl amacı başkaydı. Sanırım bir şey arıyordu. Ne arıyordu? Bilmiyorum, evin altın üstüne getirdi. Çöp tenekesine kadar aramadık yer bırakmadı. Peki aradığını bulabildi mi? Hayır. Evinizde değerli bir şey var mıydı, altın ya da para gibi? Yok, ama bunun için gelmediğine eminim. Biliyorum, yine de emin olmak için sordum. Acaba ne arıyordu? Bu ne? Çalınan atın başı değil mi? Ha? Evet. Rublo görmedin mi? Gördü ama hiç bakmadı bile. Demek aradığı atın başı değil, gövdesi de değil. Anlaşılan aradıklarını hala bulamadılar. Bulsalar buraya gelmezlerdi. İşler iyice karıştı. Çık çıkabilirsen içinden. Fenan oğlum, gel bir de birlikte arayalım. Belki ne olduğunu bilmiyorum ama onların aradığını biz bulabiliriz. Sürekli oyunumuz Başsız At'ın 6. bölümünü sunduk. Thank you.